Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin ismi Hortumuma Çörek Kaçtı. Ormanda bir konser vardı. Hayvanlar hazırlanıyordu. Küçük bir fil duruyordu. Çünkü o çok korkuyordu. Fil endişeliydi. İçine dolmuştu şüphe. Daha önce hiç öttürmedim hortumumu, dedi. Ya hiç ses çıkmazsa? Biraz reçelli çörek yiyeyim, dedi fil. Güzelce bir çiğneyeyim. O bana iyi gelir. Ne yapacağımı bilirim o zaman. Fil çöreği çiğnemekle meşguldü. Bir yandan da ne yapması gerektiğini düşünüyordu. İşte o anda birden biri arkasından gürültüyle bağırıverdi. Selam fil, diye kükredi kaplan. Fil sıçradı ve kocaman reçelli çörek hortumunun tam ortasına sıkıştı. Fil hortumunu salladı, sağa sola dalgalandırdı. Ama çörek yerinden oynamıyordu. Bir türlü çıkmıyordu. Ah canım, dedi kaplan. Hortumunda çörek gibi bir yumru var. O yüzden ses çıkaramıyorsun. Kaplan gülse mi, ağlasa mı bilemedi. Sonra birdenbire çitanın koşarak geçtiğini fark etti. Filin hortumu tıkanmış, diye bağırdı çita. Hızla yanlarından geçip gitti. Su başındaki herkese anlattı. Haber hızla yayılıverdi. Fil uğraştı, ofladı, pufladı. Bir filin yapabileceği her şeyi yaptı. Bugün gerçekten çok şanssızdı. Artık kabul edelim, dedi kurbağa. Hortumun tıkandı. Yardım etsenize, diye bağırdı hipopotam. Konser bu akşam. Hayvanlar homurdandı. Hipopotam haklıydı. Gıdıklayın, dedi kaplan. Bu kesin işe yarar. Hadi hep beraber gıdıklayın. Hemen. Gıdıklanan fil kıkırdamaya başladı. Gülmekten gözünden yaşlar geldi. Ama çörek yerinden bir santim bile kımıldamadı. Sonra fil hortumuna su çekti ve tüm gücüyle fışkırtıverdi. Sular foş diye saçıldı ama çörek hala hortumundaydı. Uf diye söylendi hayvanlar. Hepsi sırılsıklam olmuştu ama reçelli çörek hala çıkmamıştı. Acele edin, diye bağırdı hipopotam. Daha hızlı olmamız lazım, yoksa konser mahvolacak. Fili baş aşağı çevirelim, dedi maymunlar. Sonra onu havaya kaldırıp tepe taklak ettiler. Hortumundan, kulaklarından ve kuyruğundan tuttular fili. Bu plan mutlaka işe yarardı. Başarılı olmaması mümkün değildi. Fili silkelediler ve salladılar ama durum ortadaydı. Reçelli çörek yine çıkmamıştı. Fil artık tükenmişti. Yere serildi, yattı. Bırakın çörek kalsın, diye sızlandı. Artık dayanamayacağım. Daha da bir şey yapamam. Gücüm bitti. Canım arkadaşlarım, üzgünüm ama artık sabrım tükendi. Devam etmek zorundasın, dedi kaplan. Konser bu akşam. Şimdi vazgeçemezsin. Bu hiç doğru olmaz. Herkes geliyor akşama. Onları yüzüstü bırakamazsın. Yalnızca korkak filler yerde kalır. Filin morali çok bozuldu. Üzüldü ve ağlamaya başladı. Ama ardından sinirlendi, yüzü kızardı ve içi öfkeyle doldu. Bir dakika kaplan, dedi. Bunların nedeni sensin. Çörek hortumuma senin yüzünden sıkıştı. Derin bir nefes aldı. Kendini iyice sıktı, ardından birdenbire öfkeli fil hortumunu kocaman öttürdü.
Çörek sıkıştığı yerden fırlayıverdi. Kafaların üstünden süzülerek geçti. Kaplan, onu kızdırmanın işe yarayacağını biliyordum, dedi. Fil artık konsere hazırdı. Başlamak için sabırsızlanıyordu. Hortumunu harika öttürdü. Gösterinin yıldızı oldu. Fil neşe içindeydi ve çok eğleniyordu. Çünkü sonunda hortumundaki reçelli çörekten kurtulmuştu. Hikayemiz bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Gelelim sorularımıza. Birinci sorumuz, hikayemizin ismi neydi? İkinci sorumuz, hayvanlar neye hazırlanıyorlardı? Üçüncü sorumuz, filin hortumuna ne kaçtı? Dördüncü sorumuz, fil hortumuna sıkışan çörekten nasıl kurtuldu? Beşinci sorumuz, hikayede filden başka hangi hayvanlar vardı? Cevaplarınızı bekliyorum.